D planından herkese selamlar. Önceki bölümde bahsettiğimiz pusulu olmadan yön bulmak için uygulayabileceğiniz teknikler arasında bir güneş pusulasının nasıl yapıldığından ve kullanıldığından bahsetmiştim. O videoyu henüz izlemediyseniz öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Video linkine sağ üstten ulaşabilirsiniz. Güneş pusulası oldukça güvenilir bir yön bulma tekniği olmasına rağmen en büyük dezavantajı ise portatif olmayışı. O yüzden özellikle belli bir rota izlerken sürekli yön teyidi sağlamanız gerektiğinde güneş pusulası kullanabileceğiniz pratik bir yöntem olmayacaktır. Bu videoda ise güneş pusulasının bu sorunu kökten çözen farklı bir teknikten bahsediyor olacağım. Ve bu tekniğin mimarı ise biziz, yani Türkler. Evet, bu videoda bir Osmanlı güneş pusulasının nasıl yapabileceğiniz ve nasıl kullanabileceğinizden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Osmanlı güneş pusulası yapmak için öncelikle yaklaşık avuç içi büyüklüğünde düzgün bir yüzeye sahip ve 1 ila yarım santimetre kalınlıkta dikdörtgen şeklinde bir tahta parçasına ihtiyacımız olacak. Tahta parçasının köşelerine eşit miktarda kesin. Kesilen köşelerde oluşan yeni kenarların tam ortasından bıçağınızla birer çentik açın. Şimdi ise güneş pusulasında kullandığımız çubuk görevini görmesi için yaklaşık 5 cm uzunluğunda bir çiviye ihtiyacımız olacak. Eğer yanınızda bir çivi yoksa ya da bulamadıysanız onun yerine bıçağınızla küçük bir dal parçasına şekil vererek bu iş için kullanabilirsiniz. Tahtanın uzun kenarından birinin orta hizasından ve kenara yakın bir noktaya çivinizi çakın. Eğer yoksa bıçağınızla bu noktayı delik açtıktan sonra yaptığınız ahşap parçayı buraya geçirebilirsiniz. Çaktığınız çivinin tam karşısında kalan tahtanın diğer kenarı üzerinde bulunan noktayı işaretleyin. Bu nokta size kuzey yönünü gösterecektir. Bir önceki videoda bahsettiğim çubuk yöntemiyle belirlediğiniz doğu batı eksenine tam dayanacak şekilde tahtanızı düz bir satığa yerleştirin. Ardından tahta üzerindeki çubuğun gölgesinin düştüğü noktayı işaretleyin. Bu nokta üzerinden doğu batı eksenine paralel düz bir çizgi çizin. Bu şekilde Osmanlı güneş pusulamız kısmen hazır olmuş olacaktır. Ancak pusulayı doğru şekilde kullanabilmek için yere tamamen paralel olması gerekir. Bunun için ise 20 ya da 30 cm uzunluğunda 4 adet ipliğe ihtiyacımız olacak. Eğer paraşüt ipiniz varsa içindeki iplikleri bu işlem için kullanabilirsiniz. Eşit uzunlukta olan 4 ipliği aynı hizaya getirip uçlarını birbirine bağlayın.
Ardından tahta üzerindeki çentiklerden ipleri geçirip tahta altında pay kalmayacak ve iplerin bağlantı noktasının tahtanın altında tam orta hizasına gelecek şekilde ipleri gerin. İplerin bağlandığı noktadan tutup tahtayı sarkıttığınızda bu terazi görevi görecek ve yer çekimi etkisiyle tahta yere tam olarak paralel konumda olacaktır. Pusulayı kullanmak için iplerin bağlantı noktasından havada sabit bir şekilde tutun. Tahtanın kuzey noktasını işaretlediniz, kenarı karşıda, çubuğun olduğu kenarda sizin tarafınızda olmalı. Eğer vakit öğleden önce ise çubuğun oluşturduğu gölgenin ucunu çizdiğiniz çizginin tahtanın sol tarafında kalan bölümüne değecek şekilde, eğer vakit öğleden sonra ise bu sefer de gölge ucunun çizginin tahtanın sağ tarafında kalan kısmına değecek şekilde vücudunuzu döndürün. Bu durduğunuz pozisyonda tam karşınız kuzeyi gösterecektir. Osmanlı güneş pusulası çubuk yöntemiyle aynı prensipte çalışmasına rağmen kullanımı çok daha pratiktir. Ancak ne yazık ki Osmanlı güneş pusulasında bir son kullanma tarihi vardır. Güneş yıl boyunca mevsime göre gökyüzünde aynı doğrultuda ancak farklı açılarda hareket eder. Bu yüzden bir süre sonra çubuğun oluşturduğu gölgenin uzunluğu değişecek, bu da hatalı yöntemini yapmanıza sebep olacaktır. O yüzden yaptığınız güneş pusulasını yaklaşık 2 haftada bir güncellemeniz gerekir. Evet, bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dayı planından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.